Merhaba arkadaşlar. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Enerji hisse senedi ile alakalı kısa bir değerlendirmede bulunalım. Şimdi uzunca bir süredir aslında 2021 yılını neredeyse tamamını bir düşen kanal içerisinde geçiren, aşağı yönlü bir daralan üçgen oluşturan hisse fiyatlamasında son duruma baktığımızda görüntüsel olarak günlük periyotta EMA ortalamalarının en altına, EMA 233'ün altına kadar sarkıp burada düşen trend desteğinden sekerek yukarı yönlü tekrar 5-10 günlük ortalamaların üstüne, hatta 21 günlük ortalamanın üstüne atan, daha sonrasında ise bu bölgede yataya saran bir görüntü sergilemekte. Teknik olarak baktığımızda 9.40'lı rakamlardan verdiği tepkiyle 10.80'lere kadar giderek 140 kademelik bir iğme oluşturan hisse fiyatlamasında bir dinlenme aşamasına geçilmiş gibi gözüküyor. Bu bölgede özellikle 10.60-10.53 bölgesinde bulunan 5 günlük, 21 günlük ve 10 günlük ortalamalar hisseyi bu bölgede tutmaya, taşımaya çalışıyor. Fakat aşağı bölgede baktığımızda hacimsel güçlerin ortalamaların altında veya ortalamaya yakın kaldığını görüyoruz. Bu bölgede hisseye tepki gelip, yani yukarı yönlü, şöyle daha daraltarak baktığımızda dük hattını zorlayacak bir hacimsel alım gelmediğini görüyoruz. Yukarı yönlü iğmeli şekilde hareketin devamı ve özellikle tüm ortalamaların üzerine atıp bir kapanış gösterip bu bölgede bir kapanış alabilmesi için hisse fiyatlamasında güçlü bir hacimsel potansiyel gerekli. Bu hacimsel gücün toplanamadığını, gelmediğini görüyoruz. Bu sebepten de ötürü hisse fiyatlamasında bir yataya doğru sarma eğilimi ve bununla beraber daha kısa periyotlarda sat sinyalleri oluşturmaya başladı. Şimdi hemen şöyle osilatörlerin de durumuna baktığımızda günlük periyotta görüntüsü tabii ki dip dönüşü itibariyle iyi olduğunu söyleyebiliriz. RSI'nin 50 altına sarkması, iki defa RSI 50'ye vurup geri döndü. Kendi ortalaması üzerinde destek buluyor. Wave Trend ise sıfır hattının üzerine attı. Bu bölgede kalma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde biz yine bu bölgede hemen hazır ekranımız açıkken Hull sistem ne yapıyor diye baktığımızda Hull 14'ün altında bir kapanış gerçekleşmiş. Günlükte 50 ve 100 aşağıda destek seviyeleri olarak çalışıyor. Hull 50 ve 100 seviyelerinin yukarı yönlü bir dönüş göstermediğini görüyoruz. Hala yönlerinin aşağı doğru olduğunu görüyoruz. Bunda da hacimsel zayıflığın etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi potansiyel olarak baktığımızda arkadaşlar, daha kısa periyotlarda hisse fiyatlamasının 4 saatlik periyotta özellikle şu şekilde baktığımızda bir TOBO görüntüsü yaptığını birçok arkadaş da çizip paylaştı. Yani bunun net bir şekilde zaten görüldüğünü biliyoruz. Fakat bu boyun hattının bölgesinde ben geçen saatlik periyotta bir ikili tepe olma ihtimali ve bir düzeltme eğilimi gördüğümü söylemiştim. Bu yüzden de hisseden çıkmıştım açıkçası. Şimdi arkadaşlar, mesela ben böyle söylediğimiz zaman tepkiler de alıyoruz. Yani ben bu hisseyi satın demek anlamına gelmiyor. Ben kendi görüşüme göre, kendi sistemime göre hareket ederek bir karar almışım. Bu bölgede insanların kaçırdığı nokta şu arkadaşlar. Bu bölgede bir TOBO oluşumu ve TOBO'nun boyun hattı varsa buraya bir çizgi çizerseniz, eğer pozisyonda değilseniz zaten sizin alım yeriniz TOBO'nun kırılım yeri olmasıdır. Olması gerekir. Yani şu bölgede eğer şöyle bir boyun hattı çizersek, bizim TOBO hattımız diyelim şurası, bu sarı direnci geçtiğinde yukarı yönlü formasyon çalışıyor demektir. İnsanlar bu bölgede formasyonun oluşumunda daha erkenden alıyorlar veya pozisyonda ısrarla duruyorlar. Tabii onların kendi tercihi, ben saygı duyarım. Bu bölgede şimdi bu, hani insanların kaçırdığı nokta dediğim, ben şimdi bu şu bölgede bir satış gerçekleştirmişim. Bu bölgenin altına sarkmalarda tekrar almışım, tekrar satmışım. Burada günlük trade'lerimi yaparken ikili tepe riskini görüp hisseden ayrılışımın kendimce
sebepleri var. Bunları saatlik periyotta da görürsünüz. Whole sistem sat vermiş, satarım. Bu kadar basit. Burada teknik açıdan sıkıntının şu olduğunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Hani teknik analize dayanarak bir yorumlama yapma gereğini her zaman gerekli olduğunu ve mantıklı sonuçlar doğuracağını hatırlatmak için söylüyorum. Şimdi diyelim ki bu bölgede tobonun kırılımı ile birlikte yukarı yönlü bir iğmeli hareket gerçekleşecek ve dük hattına gidilecek. Ama baktığımızda osilatörlerin o kadar yukarıya, yani tobonun baş kısmını oluşturacak kadar yukarıya gidecek alan tanımadığını görüyorum ben osilatörlerde. Bu bölgede de tekrar bir geri çekilme, osilatörleri dinlendirip bir soğutma eğilimi olma ihtimalini es geçmedim. Bu bölgede de o yüzden hisseyi taşıma kararından vazgeçtim. Bu noktada şunu tekrar hatırlatıyorum. Üzerine kırdığı zaman, yani nedir işte bizim direnç noktamız, işte 10.85 veya 10.89 diyelim. Bu bölgede yukarı yönlü tobo kırılım hattının üzerinde pozisyona girip taşıyabildiğiniz kadar taşırsınız. Bu sizin kişisel tercihinizdir. Ben şimdi bu noktada geri çekilmelerde baktığım zaman Hull 14 ve 10'un altında, düzeltiyorum, Hull 14 ve 50'nin altında kalmış bir fiyatlama söz konusu. 4 saatlikte bile Hull 14 50'yi aşağıya kesip 1 saat sinyali üretmiş benim için. Burada geri çekilmelerde artık hisse fiyatının daha net bir şekilde yakın hani seviyelerinde görmek isterseniz şöyle yapalım arkadaşlar. Mesela EMA ortalamalarını açıp baktığınızda direnç bölgelerini, destek bölgelerini görebilirsiniz. Yani şu an için EMA 21 seviyesini, 55 seviyesini 4 saatlikte destek olarak kullanmaya çalışan bir fiyatlama. Bunun kırılması halinde, yani 10.54'ün de aşağı doğru kırılması halinde tekrar bir düzeltme eğilimi gösterir. Ve bizim 4 saatlik periyotta bahsettiğimiz Hull 100 seviyesine kadar bir geri çekilme gerçekleşebilir. Şimdi yine gözden kaçan bir noktayı tekrar hatırlatmak için bu bölgede pivot değerlerini açarak bir yorum yapalım. Şimdi bakın arkadaşlar, aylık pivot değerlerini her zaman anlatmaya çalışıyoruz. Aylık pivot değerleri, haftalık pivot değerleri. Şimdi biraz geriye döndüğümüzde bakın, şu bölgede haftalık pivot değerinin üzerine 4 saatlikte çıkış, daha sonra gelip onay alınışı, yukarı yönlü bir ivmelenme ve karşımıza çıkan aylık pivot değeri seviyesine bir kafa atmışız. Tekrar gelip haftalık pivottan destek, yine aylık pivota. Şu an sıkıştığımız alan burası arkadaşlar. Aylık pivot bölgesi ve haftalık pivot bölgesi arasına sıkışmış bir fiyatlama söz konusu. Burada hisse karar verecek. Şimdi burada hissenin karar yönü nasıl olacak? Şimdi ben baktığım zaman alt bölümde hacimsel olarak mumların yukarı yönlü bu aylık pivotu kırması için gerekli olan hacmi son bölümde alamadığını görüyorum. Şurada bir doji mum oluşmuş. Burada yine büyük bir kırmızı mum oluştu. Yani bu noktada, bir de bugün yarım günde arkadaşlar. Yani bu tam gün olsaydı belki bu ise bugün 10.53'ün altında da bir kapanış yapma ihtimali söz konusu olabilirdi. Bu noktaları hatırlatmak istiyorum. Yani bir hisse bir bölgede takılıp kalıyorsa bunun illaki bir nedeni vardır. Ya aylık pivota denk gelmiştir, ya yıllık pivota denk gelmiştir. Veya aylık R1'dir, direnç bölgesidir. Dediğim gibi haftalık pivot değerine takılmıştır. Hani bu bölgeleri çalışarak grafikler üzerinde anlamaya çalışmanız gerekiyor. Hani rastgele hiçbir şey hareket etmiyor. Potansiyel olarak yukarı yönlü gücünü taşımaya çalışan hisse fiyatlamasında hiçbir şey bilmiyorsanız bir trend destek çizgisi atarsınız. Bunun kırılımında hisseden çıkarsınız ve kararınızı takip edersiniz. Yani ben acaba doğru karar mı verdim, yanlış karar mı verdim? Şimdi şu bölgede, şimdi mesela bir hat çizdiğimizde görünen o ki trendini kırmış, bir düzeltme eğilimi içerisine girmiş. Hisse fiyatlaması var. Tekrar yukarı atarsa sanki bir onay alacakmış görüntüsü bile yapmış. Bu noktada yine tobonun sağ omuzu gibi gözüküyor. Evet. Fakat negatif düşünmekten zarar gelmez. Bu bölgede bahsettiğim gibi eğer kırılım, yani 10.90 veya işte 10.85 üzerindeki
kapanışlarda hisseyi alıp siz de rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Bu noktada bir sıkıntı yok. Ama görmek istediğimizi ve anlatmak istediğimizi grafikler üzerinde de bir nevi ispat etmeye çalışıyorum bu noktada. Hem ders niteliğinde olsun hem arkadaşlara görüşlerimizi, hani bakış açımızı bir nevi izah etme anlamında olsun. Bu şekilde anlatmaya gayret ediyoruz videolarımızda. Hoş YouTube kanalımız çok fazla ilgi görmese de biz doğru şekilde anlatmaya çalışalım. Nasibi olanlar gelir, izlerler. Belki faydası olur, fayda görürler. Daha önceki hatalarından bu şekilde vazgeçmiş olurlar diye ümit ediyorum. Onun dışında başka bir sıkıntımız veya isteğimiz, arzumuz yok arkadaşlar. Bu noktada yine saatlik periyotta kısaca bir değinip videoyu sonlandıracağım. Biraz uzun sürdü video. Teknik açıdan da ve yorumlama açısından da umarım can sıkıcı olmamıştır. Şimdi gördüğünüz gibi saatlik periyotta da yukarı yönlü trendin bozulduğunu, aşağı doğru bir sarkma gerçekleştiğini ve bu sarkma sonrasında haftalık ve aylık piyot değerinin altına arasında bir sıkışmış fiyatlamadan bahsetmiştik. Şimdi piyot değerlerini kapatıp Hull sistemi de açtığımızda bakalım bize ne diyecek Hull sistem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hull sistem bu bölgede Hull 14, 50, 100 hepsinin altına sarkmış bir fiyatlama söz konusu. Hisse fiyatlamasının özellikle saatlik periyotta 10.65 seviyesinin üzerine tekrar atması gerekiyor. Bu bölgede atamazsa baskı altında kalarak Hull 14'te 100'ü de aşağı keserse daha sert bir düzeltme eğilimi içerisine girerek bu bölgede bir önceki dip seviyesi olan 10.35'lere kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Bunu yataydaki destek olarak çizebiliriz ve takip edebiliriz. Yine aynı bölgede pivot değerleri anlamında haftalık pivot destek seviyelerini takip edebiliriz aynı şekilde. Baktığımızda 10.24, 10.53 altında 10.24 seviyesi destek seviyesi olarak, haftalık destek seviyesi olarak karşımıza çıkacak. Fakat bu hafta sonlandığı için önümüzdeki haftanın değerleri daha yukarıdadır. Muhtemelen 10.60'lı seviyelerde olacağı için önümüzdeki hafta haftalık pivot altında bir başlangıç yapan hisse fiyatlamasında dediğimiz gibi negatif bir seyir görebiliriz. Buna dikkat etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Ve yine bu bölgede oluşan sat sinyallerinin aynı şekilde wave trend ve RSI'de de geçerli olduğunu, ikisinde de şu an için sat sinyali, RSI'nin de 50 altına düşmüş olduğunu görüyoruz. Bu bölgede tekrar güçlenebilmemiz için hisse fiyatlamasında yukarı yönlü hareketlerde tekrardan az önce bahsettiğimiz gibi 10.65 üzerinde kapanışlar almalı ve aylık piyot değeri olan 10.73'ün üzerinde günlük kapanışlar alması halinde hisse fiyatlaması tekrar dük hattına doğru bir ilerleme gösterip 11'e doğru gitme isteğinde olacaktır. Evet arkadaşlar, enerjide hisse senedi için şimdilik bahsedeceklerimiz bu kadar. Umarım faydalı bir bilgilendirme videosu olmuştur. Tekrardan hepinizin bayramı mübarek olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar.